O hal bir süre devam etti. Ondan sonra belli kısıtlamalara gidildi. Şu an yine OHAL'in uzatılması gündemde. 3 yıl daha uzatılması gündemde. Mecliste tartışılıyor bu. Ama AK Parti iki düzenlemede geri adım attı. Nedir o? Gözaltı ve ihraç düzenlemesinin sürelerini kısıtladı. Bu muhalefete yetti mi dersiniz? Yetmedi. OHAL yetkileri olmaksızın ülkeyi yönetemeyen bir iktidar varsa o iktidarın dizleri zıngır zıngır sallanıyor demektir. OHAL'i sevdiniz, o yüzden kanun yazıyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Binlerce konu var FETÖ ile ilgili. Olağan suali yapma, onu yapma, bunu yapma, yapmayalım mı? Vay arkadaş ya. 5 senedir var. 3 sene daha istiyorsunuz, 8 sene. Siz Kenan Evren'i geçtiniz ya. Meclis yine bir torba yasağı ve torba içinde gelen olağanüstü hal uygulamalarının 3 yıl daha uzatılmasını öngören kritik maddeleri görüşürken sinirler gerildi. İktidar, FETÖ ile mücadele bitmedi, uzatmamız şart derken OHAL'in 5 yıldır uygulandığını hatırlatan muhalefet, FETÖ bahane, asıl amaç OHAL şartlarında bir seçim iddiasını dile getirdi. Bu iktidar bir olağanüstü hal bağımlısıdır. 3 yıl daha olağanüstü hali devam ettirelim. 3 vakte kadar olacak seçimlere de olağanüstü hal şartlarında gidelim diyorsunuz. Seçimde rakibi elemek için, sandık engellemek için gibi değerlendiriniz. Özellikle terörle mücadelede gözaltı sürelerinin 3 yıl olması süresini 1 yıla çekiyoruz. İşte FETÖ'yle mücadele falan filan. 3 yıllığını uzatıyorsunuz da bunun son 1 yılını biz kullanacağız. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. 2'ye indirince seçimden sonra gideceğiniz anlaşılacak diye 1 yıla indirerek dönüp dolaşıp bu OHAL maddelerinin gerekliliğini anlatıyorsunuz. Şimdi bir yıl daha uzatalım OHAL'i dediniz ya. Ne yalan söyleyeyim, hayalini kurduğumuz sandığın silüetini görününce bayramüstü sevinmedik desek de yalan olur yani. AK Parti itirazlar üzerine OHAL uygulamalarının uzatma süresini 3 yıldan 1 yıla çekti. Kulislerde geri adım yorumu yapılırken Özgür Özel düzeltmenin seçim hesabına göre yapıldığını, iktidarın gideceğini anlayıp korktuğu için süreyi 1 yıla düşürdüğünü savundu. OHAL yetkileri olmaksızın ülkeyi yönetemeyen bir iktidar varsa o iktidarın dizleri zıngır zıngır sallanıyor demektir. Özgüveniniz eksik ve ilk seçimde de gideceksiniz. Bunu bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz. Siz gidiyorsunuz, biz geliyoruz tarzı esprilerini, tespitlerini biz 15 tane dinliyoruz. Allah ömür versin, göreceksiniz. Cumhur İttifakı ile beraber daha çok uzun yıllar bu milletin her türlü emeğinde olmaya devam edeceğiz Sayın Başkanım. Tarzan zor durumda ya. Yürüyemiyorlar. Bırakın yürümeyi. Sürüklenemiyorlar bile. O kadar zor durumdalar. Erken seçimden başka çareleri yok. Milletin tokadı geliyor, haberiniz olsun. Torba kanunun görüşmelerine OHAL polemiği böyle damga vurdu. Evet, OHAL gerçekten gerekli mi? Mantıklı bir izahının, çok daha mantıklı bir izahının olması lazım. Bakınız, OHAL yetkileri kısaca şöyle. Tekrarlayayım ben. Terörle mücadele kapsamında gözaltı süresi 12 gün olacak. Şirketlere yargı kararı olmadan kayyum atanabilecek. Yargı kararı olmadan kamu personeli ihraç edilebilecek. Ya demokrasiden, hukuktan, adaletten, liyakatten bahsediyoruz. Bunları tartışmaya açıyoruz, bunları konuşuyoruz ve Avrupa sürekli bunlar konusunda eleştiriyor bizi. Hatta siz yönetenler kendi kendinizi de bu konuda sıkça eleştiriyorsunuz. Ama böyle bir ortamda tekrar OHAL uygulayıp bir seçime gitme planı yapıyorsunuz. Bunun altında gerçekten ne var? İşte insan onu merak ediyor.